Arkadaşlar bu gördüğünüz ürün pamuk. Türkiye'nin stratejik bir ürünü. Bu böyle sıradan bir şeye benzemiyor. Nasıl ki bir ülkeye petrol, bir ülkeye maden yatakları lazımsa mevcut olduğu gördüğünüz bu ham maddede Türkiye ekonomisi için büyük bir getiri sağlıyordu. Bu bağlamda tarım sektörü olarak özellikle tekstil sektöründe %45'lik bir orana sahip ekonomide. Ama maalesef ülkemizde son 2 yılda bu gördüğünüz, daha önce biz buna beyaz altın diyorduk. Artık beyaz altın değil, bildiğiniz beyaz çöp. Yerlerde artık sürünüyor. Biz buradaki toplanma amacımız önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 gün sonra bölgemizde pamuk hasadı başlayacak. Bu bağlamda ilk başta biz yetkililerimizden bu pamuğun gerçek değerini, hadi ülkemiz buna eğer gücü yetmiyorsa dünya piyasasındaki değerini göz önünde bulunduraraktan bunu işletecek işletmelerin gerçek değerinde almasını rica ediyoruz. Bugün şu anda bu maliyet, bir dönüm pamuğun maliyeti çiftçiye, elektrik ile üretim yapan çiftçiye 6500 lira. Ama biz 500 kilogramına 500 aldığımız zaman 7500 lira gibi bir kar sağlıyor bize. Yani dönüm başına 1000 lira. Şu ekonomik krizde, enflasyonda siz değerli insanlara, yetkililere, başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. 100 dönüm tarlanın maliyeti 100 bin lira. Bir ailenin sadece mutfak geçimine. Artık traktör alamıyoruz. Ekipman alamıyoruz. Araç alamıyoruz bununla ilgili. Biz başta bu hasat başlarken sizden, yetkililerden ricamız bir an önce var olan ithalatın durdurulması, pamuğun gerçek değerini alması için siz yetkililerden bu konuda hassasiyet bekliyoruz. İkincisi, bu pamuk üretimini yaparken mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazımız prim desteği. Biz son 2 yılda 1.6 olarak prim desteği alıyoruz ton başına. Enflasyona baktığımız zaman gerçek TÜİK enflasyonu %67 ama gerçek vatandaşın yaşadığı enflasyon %140'tır. Biz bunu TÜİK'in verilerini göz önünde bulunaraktan %67 olan enflasyonu baz alaraktan 1.6 olan pamuk desteğinin en az ton başına 3000-3500 lira olmasını istiyoruz. İkinci sıkıntımız, mısır üreticileri olarak şu anda biz 2020-21 yılında mısırı ton başına 4500 liraya satarken bugün olmuş yıl 2023, enflasyon almış başını, şu anda şehrimizde satılan mısırın fiyatı 4000 liradır. Buradan yetkililerimize istirham ediyoruz. Bu ülkenin geleceği tarımdır. Tarım olmadan bir ülke gelişemez. Üretim olmadan hiçbir ülke gelişemez. Nasıl ki havalara hakim olmak istiyorsanız yerdekilere de hakim olmanız lazım. Stratejik ürünün değerini lütfen verin. Burada başta Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerimize, devlet bakanımıza, milletvekillerimize, valilerimize, ziraat odalarımıza, şu anda biz çiftçi olarak bakın güneşte duruyoruz ama yanımızda bir tane yetkili yok. Sözde ziraat odası başkanı. Sen sadece klimanın altında oturmakla mı ziraat odası başkanısın? Bakın şu insanlara bakın, çekin arkadaşlar. Şu anda bu çiftçiler mağdur. Niye hiçbir yetkili yok? Neden hiçbir ziraat odası yetkilisi yok? Neden bir milletvekili yok? Neden bir temsilcimiz yok? Ama çiftçi ne hali varsa görsün. Seneye bu çiftçi